Kamu Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Dünya Kupası ekranıyla karşınızdayız bu programda. Dünya Kupası'na yaklaşık artık 2 gün kaldı. Çok heyecanlıyız. Bütün aslında sezonun son bölümünde bugünleri bekledik ve 2018 Dünya Kupası artık çok yaklaştı. Biz de bu programda kupanın favorilerini konuşacağız. Sevgili Yusuf Kenan Çalık ve Niko Yenibayrak'la birlikte yaklaşık 1,5 saat boyunca Dünya Kupası sohbetimiz olacak. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Tabii geçen akşam Yusuf, Erkut ve Müjdat evet. Bütün gruplara onlar derinlemesine bir analiz yaptılar. Detaylı bir analiz yaptılar. Biz daha keyifli olacağız çünkü favorileri konuşmak biraz daha eğlenceli. Yani bu ekipte olduğuma göre. Aslında zayıf takımları konuşmak daha eğlenceli ya. Panama falan. Bayağı biz bugün ekstra bazı çekimler yaptık. Evet. Bu takımları yakından tanıma fırsatı YouTube edindim. Kanalı için ama işte ya. Yani maalesef Panama Niko'ya düşmüştü. Ama Niko iyi iş çıkarttı Panama'yla. Bu arada izleyicilerimizle paylaşalım o zaman. YouTube kanalımızda sevgili sosyal medya ekibimiz tüm biz ekran üzerine 4'er tane takım verdi. Hatta turnuva boyunca. İlki az önce yayınlandı. Evet, ilki biraz önce yayınlandı. Ben de onu söyleyecektim. Hem Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz hem de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Erkut Öztürk ve Mustafa Müjdat Muratoğlu'nun keyifli bir sohbeti var gerçekten. Neydi? Suudi Arabistan-Rusya oydu. Suudi Arabistan-Rusya mücadelesiyle başladı ve turnuva boyunca da devam edecek. Hepimizin çekimleri var. Hepimiz kendi takımlarımızı koruyoruz, kıyasaya mücadele ediyoruz ama bakalım kim kazanacak? İşte Panama ile başlamak çok çok zor oldu. Bir Panamalı Panama'yı bu kadar iyi savunamazdı. Panama teknik direktörü bu kadar iyi savunma yaptıramaz. Ben ikinizin yani. Videosunu da merak ediyorum ama ilk video yayınlandı. Bir montajı kere daha biraz zor olacak çünkü susmadık yine. Ya hiç evet. Öyle değilsinizdir aslında ama. Ya, genelde susarız. Genelde üst üste konuştuk yani. Arada bir cümleler var ama güzel ya. Güzel eğlendik biz. Bilmiyorum sen. Peki o zaman biz de keyifli bir video ile başlayalım programımıza. Kupayı kim çaldı videosu yayınlandı. Efsane isimler var. Birbirleriyle yarışıyorlar. Bakalım kim çalmış kupayı. Самый знаменитый кубок в мире украден. Brasil, essa Copa é nossa. Che, no tan rápido. Amigo Cafú, la mano de Dios está acá. Es hora, muchachos. İspanya çok sistematik geldi dış kulvardan. Almanlar yine da öyle. Effenberg yöntemiyle yönetiminde iddialı hazırlanmışlar ama Brezilya çalacak gibi. Arjantin'de Diego Armando Maradona 50 gol attığı için çalmaya
yatkın kişi sanırım bu dördü arasında o diye düşünüyorum. Şimdi Maradona'cılar bana yüklensin ama doğruya doğru elle gol attı. Şimdi elle gol attığınız maçta bir de bütün takımı geçip gol atınca onu... İşte ama elle gol atmışsın yani. Bu Panama'nın buraya gelişi gibi kardeşim. Atamadıkları golle buraya gelmişler. Net penaltıydı o. Şimdi belgeleri çıkarttım. Gerçekten rezillik ya. İlk golleri gol değil ama öncesinde penaltı var. Altındaki Panama tişörtünü çıkart kardeşim. Yok. Tarafsız gel buraya. Peki devam edelim. Dünya Kupası grup maçlarında Jose Mourinho yorumculuk yapacak ve bunun hazırlıklarına başlamış. Keyifli bir videoyla gruplar tahmini sonrasında çeyrek final yarı final tahmini yapmış ama tabii ki işin içinde Mourinho olunca biraz sinsilik, biraz yine plan program oluyor. Ne demek ama istiyorsun? Güzel sinsilik olacak o kadar kendi oyuncularını düşünüyor. Videoyu izleyelim hep birlikte sonrasında sohbet edelim. I'm not ready because it is very difficult. I don't want to be emotional, but I have to be. I will go to contradictions because I want my players to win, but I also want my players to go on a holiday. So this is going to be tough. But I would say that Uruguay is going to win the group. They have experience, they have top players, they have the right mentality. And I think Russia has to finish second and the crucial match will be Russia against Egypt, and it's going to be hard, but I think Russia has to finish second in the group. Well, Spain to win the group B, and I will show later that I am totally Portuguese, but we are going to finish second in the group. Maybe the home team, Russia, is going to play against maybe the best team, Spain. Group C, I think France, no problem to finish first. Big fight to finish second. Uh-huh. I go for a surprise. Come on, Australia, let's finish second. And then in Group D, I think the little fellow will finish first. Wow, this one is going to be hard, but I go for an African team. So Group E, Brazil wins. I need Matic to go on a holiday. So Switzerland to finish second. I'm sorry, Nemanja, but you need a holiday. And then in the group F, Germany has to win. I think Mexico finished second. We go. Group G, come on England. And I think Belgium will finish second. And finally group H, wow, it's quite balanced. Senegal to win the group. And Poland to finish second. Sinsilik derken bunu kastettim işte. Üzgünüm Matić'e ama, biraz tatile ihtiyacım var. Matić onu üzecek ve biraz uzatacak Rusya serüvenini gibi hissediyorum. Bence bilmem de. Sen ne dersin? Sırbistan... Sırbistan çok iyi bir takıma sahip. Hı-hı. Bence beklentilerin üstünde, zaten Twitter'da da yazmıştım. Hani belirli beklentiler var her takımdan ama getirelim kendi... Getirelim o tweet'in ekranlara. Lütfen getirelim. Ben kendi yazdığım tweet'i lütfen ekrana getirir misiniz? Belki unutmuşumdur. Sırbistan takımının sunduğu beklentilerin üstüne çıkacağını düşünüyorum. Bazı takımlar beklentilerin altında kalacak. Bu konuda da konuşuruz ama Sırbistan kadrosu biraz hafife alınıyor sanırım. Çok fazla ön plana çıkmadı. Benzer durumdaki bir Hırvatistan'dan bahsediyoruz. Hırvatistan nispeten biraz daha tecrübeli Sırbistan'a nazaran. Oyuncuları uluslararası platformda biraz daha tecrübeliler milli takım seviyesinde ama Sırbistan'ın özellikle orta sahası olağanüstü bir orta saha. Bence şu an Dünya Kupası'ndaki en iyi 5 orta sahadan birisine sahipler. Orta sahanız çok iyiyse zaten. Savunmada da fena oyuncuları yok açıkçası. Hücum hattı da bunu tamamlayacak oyunculardan kuruldu. Sırbistan bence dengeli iyi işlere, evet çok dengeli ve iyi işlere imza atabilecek bir takım. Ama onlar genelde sürekli böyle çok turnuvaları iyi başlayıp sonra garip bozgunlar uğramalarıyla biliyoruz. Evet. Çok takım içi disiplin her zaman sorunların önde gelen sorunlarından biri oluyor. Ama bu sefer o açıdan da dengeyi sağlamış gibiler. Böyle kadroda çok fazla problem yaratabilecek tarzda tipte oyuncuya da sahip değiller. Evet, Hırvatistan kadar belki orta alan ve ön alanı bir seviye altında. Ama Hırvatistan da farklı bir baskıyla oynayacak. O altın jenerasyon 2014 Dünya Kupası'na favorilerden biri olarak gösteriliyordu. Gizli favorilerden diyeyim yani iyi bir şeyler yapabileceğini. Pek başarılı olamadılar. 2008'deki çeyrek final dışında... İşte Modrić, Rakitić. Hırvatistan'da ilk maçın 11'i. Ya o da evet iddialı ve biraz soru işaretlerini de beraberinde getirdi açıkçası. Brozovic yok. Modrić'i hep 10 numara oynatacağını söylüyordu. Zaten onlar
biliyorsun Finlandiya beraberinden sonra hemen alelacele bir Ukrayna maçından önce bir teknik adam değişikliği. Neyse ki elemelerde iyi kura çektiler playofflarda. İsveç gibi, İtalya gibi, Danimarka gibi daha sert takımlar da gelebilirdi. O jenerasyonun son şansı. Yani Modric, Rakitic, Mandžukić ve Perišić üzerine kurulan bu jenerasyonun son belki de son şansı Dünya Kupası. Hani fil dişi sahillerinin de öyle bir altın jenerasyonu vardı. Onlar biraz da zor kurallar çektiler ama Hırvatistan için öyle bir şey de söz konusu değildi. Hırvatistan biraz daha baskısı olacak. Sırbistan öyle bir Hırvatistan'ın yarattığı kadar beklentiyle gelmiyor belki. Ama ben gruptan büyük ölçüde çıkacaklarını, çıkabileceklerini düşünüyorum. Mourinho biraz iyimser davranmış. Yani kendi açısından iyimser davranmış. Nemanja Matić çünkü çok önemli bir oyuncuydu. Hani o da mesela Nemanja Matić'in transferi de anlaşılmaz bir durumdu bence. Nasıl yani böyle Bakayoko'yu bir oyuncuyu alıp onu en güçlü rakiplerinizden birine göndermek. Böyle bir oyuncuyu favori takımlardan bir tanesini, şampiyonluk yarışındaki en yakın rakiplerinizden birisine göndermek çok anlamsızdı. Matić gerçekten çok önemli Manchester United için ama milli takım için de öyle. Milivojević ile birlikte orta sahada savunma görevini, topu ileri taşıma görevini üstleniyorlar. Bir de bu sezon Serie A'da olağanüstü bir çıkış yakalayan Sergej Milinković-Savić var. Bu üçlü aynı anda sahada olursa çok önemli bir turnuva olacak gibi. Yani bazıları bir illüzyon olabileceğini söylüyorlar bu seneki performansın. Dünya Kupası onu temize çekmek için ya haklısınız dedirtecek ya da tam tersi işte 3 haneli rakamlar şimdiden telaffuz ediliyor. Gerçekten çok modern bir orta saha oyuncusu. 100 milyon euro gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Onun içinde bir baskı yaratır mı? Tüm gözlerin onun üzerinde olacak olması bu sene geçirdiği parlak sezonlarından. Ben bu arada bu övgülerin altını dolduracak yetenekte ve kapasitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten geleceği çok parlak. Ama onun da performansı biraz belirleyici olacak. Ben çok hani baskıya boyun eğecek bir oyuncu olduğu kanaatinde değilim. O yüzden tam tersi hani hem genç olması hem orta saha profili olarak tam bir 10 numara olmaması, oyunu hem kurabilmesi hem de top kazanma kabiliyetinin yüksek olması Sırbistan'ın da kendisinde çok işine yarayacak. Ben çok iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum. İyi bir Dünya Kupası çıkartacağı kanaatindeyim. Ama hani Dünya Kupası tahminlerine dönecek olursak Jose Mourinho'nun bazı noktalarda hani aynı fikirde değiliz. Mesela Avustralya meselesinde ben aynı fikirde değilim. Nijerya meselesinde yine aynı fikirde değilim ki Nijerya'nın çok iki yönlü bir takım. Yani her şeyi ne olursa olsun Nijerya açısından benim için sürpriz olmayacak bir konumda Nijerya. Yani çok iyi bir dünya. İyi de olsa kötü bir dünya kupası geçirse de. Her şeyi yapabilecekler. Ya çok yetenekli ve atletik bir ön alanı var ama savunma ve kaleci. Zaten az kalecileri Wolverhampton adı neydi aklıma gelmedi. İkeşi. İkeşi lösemi yüzünden ara vermek zorunda kaldı. Deportivo B takımında bir kalecileri var. İki kalecileri de zaten Nijerya Ligi'nde oynuyor. Evet. Savunmada Türkiye'den de bildiğim işte Ekong. Ondan sonra orta sahada İşte Endidi, Obi Mikel iyi bir ikili ama onlar da böyle savunmayla orta sahasındaki bağı kurabilecek, defansa destek olabilecek tipte oyuncular değiller. Evet Moses, işte Iwobi, Iheanacho, Igalo çok yetenekli ön alan oyuncuları var. Genç de bir takımlar, yaş ortalaması da oluşuyor düşük. O yüzden bence Nijerya falan şey olunca yani yaş ortalamaları... Dünya Kupası'nın en genç takımı, en genç kadrosu zaten. Yani, nüfusta, 1 Ocak. yani, yaş itibariyle çok katı bir tartışmalara açık bir konu Afrika takımlarında. Yani bizde de var bu yaş küçültme. Başta basketbol olmak üzere bazı branşlarda bazı oyuncularımızın çok var, yaşlarının küçük olduğunu halen de var. Söyleyebiliriz. Orada yaş kategorilerine bakalım. Orada anılan Ahmet Musa da Nijerya milli takımı. Evet, evet, aynen. Bunu çok seninle konuşma fırsatımız oldu Yusuf Kenan Transfer Market'te. O yüzden Niko'ya sorarak başlamak istiyorum. Ahmet Musa'nın adı Türk takımlarıyla çok anılıyor ama acaba çok iyi bir Dünya Kupası geçirmesi durumunda onu bu profilde oyuncuların transferler Dünya Kupası'ndan sonraya kalınca ki kaldı artık yani. Kaldı. Birçok ekonomik durumlardan dolayı da kimsenin artık yüksek maliyetli yani bonservisi geçtim maaş ödemelerinde de belli bir çıta yaşayabileceğini düşünmüyorum. Herkes işte hatta maaş iyileştirmesi, Türk lirası bu tarz yollara giriyor. Biraz bence pek mümkün gözükmüyor. Keşke öyle bir şey olsa. Ama bir gol bile atsanız Dünya Kupası'nda bir gol bir asist bile çok şeyi değiştirebiliyor. İkimi atınız da çok önemli. Arjantin'e karşı bir gol. Çünkü herkesin vitrin maçı olacak. O vitrin Arjantin'le Nijerya bu arada son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde aynı grupta yer almışlar.
Omo'nun yanındaki limonlu cif gibi beraber sürekli. Dünya Kupası tarihinde finallerde en çok karşılaşan takımlar. Bu da ilginç, hı-hı, enteresan. Hiç beklemezsin çünkü hani bir Fransa Brezilya dersin, Fransa Almanya dersin. 2010 dışında hep aynı grupta yer almıştı. Evet, yani en çok finallerde gruplarda karşılaşan iki eşleşme. O yüzden bir klasik izleyeceğiz o konuda da. Peki grupları tamamlayalım o zaman. Mourinho'nun çeyrek final ve yarı final tahminleriyle devam edelim. Okay, now it's getting even harder. Portugal, Uruguay, of course, because of my heart. But really tough match. And then Spain against Russia. I think Russia very unlucky with the draw because Spain is really a fantastic team. And then France against Nigeria. I would say France is going to win. And in this side, Argentina, Australia. And I'm going to leave because I cannot predict this one. Oh, Brazil, Mexico. I like Brazil team. Germany, Switzerland. Ah, here they are again. England, Poland. England is in the quarterfinal. And Belgium, Senegal. I'd like an African team in the quarterfinal, but I cannot do it. So Belgium is there. Oh, this is getting beautiful. One day I have to be here. Look at this. Wow, wow, wow. Portugal, France. We get out to beat you. We'll beat you again. Spain, Argentina. Wow. The best team against a good team with that little fellow. I go for them. Brazil, England. It's a big match. It's not bad for me that my players, they go on a holiday. And Germany is Germany. So, one more semi-final for Germany. Wow! Look at this. Two South Americans, the big rivals, Brazil and Argentina. The European champion, the big Germany. That's incredible. By this time, I will be already training with Manchester United, but I think I will not train. I will be watching. And it's getting really difficult for me. Can I leave now? We'll have so much expertise from Jose Mourinho. Don't miss it on RT. Yine tartışmalı kararları var Mourinho'nun. Az kalsın büyük bir pot kırıyordu. Neredeyse. En iyi takım, en iyi oyuncuya karşı. En iyi oyuncusuna karşı diyecekti. O çok yetenekli oyuncunun olduğu takıma doğru. Kendisinde ne kadar yetenekli bir rol yapma yeteneği olduğunu görüyoruz. Öyle bir de gerçekten. Hani biraz daha itelese Portekiz dünya şampiyonu olacak yani. Ben ilk turdan itibaren Uruguay'a karşı da hani o eşleşmeyi söylüyorum. Yok hocam burada 3 beraberlikle gruptan çıkamazlar artık. Zor Portekiz ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani ki Portekiz'in o hazırlık maçlarındaki o sergi... Üçüncü olanlar burada çıkmıyor bir kere onu hatırlatalım. Ama hani... Gibi iyi bir takım olmalarına rağmen, sistem olarak yavaş yavaş değişime gitmelerine rağmen birçok genç oyuncusunun iyi bir teknik adama sahip olmalarına rağmen. Birçok genç oyuncusunun yavaş yavaş çıkış yaptığı gelişin işte Bruno Fernandes'in yeniden hani takımda artık ağırlık sahibi olmaya başladı. Gelson Martins'in ağırlık sahibi olmaya başladığı bir Portekiz. Evet tehlikeli olabilir ama hani bu Dünya Kupası'nda ki ilerleyen programlarda da konuşuruz. Sistemler biraz hep ön plana çıkıyor. Bu Dünya Kupası biraz daha 4-4-2 izleyeceğiz sanırım. O 4-4-2'yi en iyi oynayan iki takım hani Portekiz ve Portekiz'de oynuyor. Uruguay'da oynuyor. O eşleşmede sanki Uruguay biraz onu daha... Onu daha iyi oynayanı sanki Uruguay. Evet takım mi? Olarak daha ağır basıyor. Uruguay'ın da savunmasına da Godin dışında çok güvenebileceğimiz bir isim olmaması... Yani şimdi Portekiz'in savunması da 35 yaş ortalamasıyla... Öyle ama genel olarak takım savunmasıyla... Suarez ve Cavani'yi nasıl tutacak? Takım savunması bir adım önde, doğru diyorsun. Ama Uruguay'ın defansı da çok güven vermiyor. Ben onların nedense çok fazla bu turnuvaya futbol olarak da damga vurabileceğini düşünmüyorum. Ben sevdiğim takımlardan biri bu arada. Ama yarı final düşünmüyorum. Yok yarı final değil de burada Portekiz'le eşleşirlerse eğer ben Portekiz'e karşı. Yani bu eşleşmeden bahsediyorum sadece. O orada Portekiz'e karşı biraz daha ön plandalar. Aslında sonra. Biz daha önce birazcık bahsetmiştik ama yani Avrupa şampiyonu olmasına rağmen Portekiz o zaman da çok çok iyi bir futbol ortaya koymamıştı.
Değil oynamamıştı mi? Hatta oradaki oyuncular... Yani oradan bu zamana da çok ekstra geliştiklerini düşünmüyorum. Ekstra. Normal sürelerde tek maç kazandılar Galler'e evet. karşı yarı finalde. Onun dışında ya uzatma ya penaltılar. Zaten grupta 3 maçta 3 beraberlik ki yeni o garabet 24 takımlı sistemin ekmeğini yediler bir nevi. Normal şartlarda o gruptan da çıkamıyorlardı zaten. Çok gelişmeyi geçtim. Orada kendini gösteren oyuncular hep geriledi. Renato Sanchez çok büyük transfer yaptı ama Bayern'de tutunamadı. Sonra kiralandı. João Mario aynı şekilde Nani yine ve Quaresma çok iyiydi o turnuvada. Bu turnuvada aynı performans olabilecek mi? Evet, Nani çok büyük bir düşüş yaşadı özellikle. Yani birçok oyuncusu André Silva büyük umutlarla Milan'a gitti. Çok kötü bir sezon geçirdi. O yüzden hani oradaki oyuncular da Guerrero çok ağır bir sakatlık geçirdi. William Carvalho çok ağır bir sakatlık geçirdi. Bernardo Silva çok fazla forma şansı İşte Monaco sonrasında Manchester City'de Monaco kadar etki üretemediği ön plana çıktı ve oradan iki oyuncu Guerrero'nun sakatlık dönüşü, o da bu sezon için sakatlıktan döndü. Carvalho'nun da sakatlık dönüşü. Yani çok önemli iki oyuncusu çok tam hazır olarak gelmiyor bu turnuvaya. Ama yani yine de Portekiz'den bir şey diyemem. Ama Cristiano Ronaldo çıkar 3 gol atar. Evet. Olur yani. Ama turnuvanın favorileri denince neredeyse ilk akla gelen takımlardan biri Brezilya. Bir numaralı favorisi diyebilir miyiz? Hani ben, burada çok şey yapmadan. Benim bir numaralı favorim. Hamaset açıkçası. Yapmadan söylüyorum tarihe bakarak. Ben Neymar'ın son sağlık durumunu gördüm. Avusturya maçıydı, birazdan izleriz. Benim de bir numaralı favorim oldu. Zaten dengeli bir takımdı. Hani Neymar biraz şüphe uyandırıyordu, sakatlığı ne durumda bilmiyorduk. O ama bir süperstarı yok, eksikliği olacaktı takımın ama Neymar'ın da maşallahı var. İzleyelim gerçekten hiç sakatlanmamıştı. Bir hatırlayalım. Avusturya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi Brezilya. Neymar'ın nasıl döneceği merak ediliyordu. Neymar golle döndü. Viyana'da Ensapel'de Avusturya ile Brezilya hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Brezilya'da Willian ceza alanına girdi çıktı, dışarı çıkarttı. Gerilerden vuruş. Az farkla dışarı çıkıyor top. Gole yaklaştı Brezilya bu pozisyonda. Kaleyi yokladı Casemiro. Neymar ilk 11 başladı mücadelede. Willian ve Jesus'la birlikte hücum hattını tamamlıyorlar. İşte Willian'ın sürüklediği atak. Gerilerden şansını denedi Casemiro. Bu kez Avusturya atak şekillendirme çabasında. Ceza alanı içi, geriye doğru çıkartılan top, Arnautovic bu pozisyondan sonuç alamıyor. Marko Arnautovic, takımın en özel ismi şüphesiz. Pozisyonu hazırlayan Lainer görev bölgesine dönüyor. İşte içeri çevirdi Lainer, Arnautovic istediği gibi vuramadı. Kaleci Alisson Becker'in de reaksiyonu var. Yine Brezilya atağı Marcelo sol ayak şansını denedi gerilerden. Sekti top, tehlike devam ediyor. Cezanın içi çok klas bir gol geliyor. Gabriel Jesus'un golü. Brezilya 1-0 önde dakika 36. Büyük sevinç var Brezilyalı oyuncularda. İşte pozisyonun gelişimini tekrar izliyoruz. Marcelo'nun şutu savunmanın dengesini bozuyor. Seken top Gabriel Jesus'a geldi. O da çaprazdan net bir gol vuruşu. Marcelo ile şekillenen atak Gabriel Jesus'la son buluyor. Brezilya 1-0 önde Viyana'da. İkinci yarıdayız. Brezilya farkı arttırma çabaları içerisinde. Willian aldı topu, baktı içeriye. Willian girdi topun dibine. Neymar kontrol, çok serin kaldı. Neymar çekti topu, yatırdı rakibini. Muazzam bir gol attı Neymar. Sakatlıktan döndü. Golleri sıralamaya devam ediyor Neymar. Çok sıcak geliyor Moskova'ya, Dünya Kupası'na. Ekran izleyeceğiz. Willian'ı unuttu Avusturya savunması. Neymar Willian'dan aldığı top, rakibinin orada belini kırıyor adeta ve farkı da ikiye çıkartıyor. Neymar'la Brezilya. İşte burada zor anlar yaşattı Avusturya savunmasına Neymar. Bu kez üçüncü gol çabaları var.
Firmino'dan pas aldı. Ardından topu Filler'le buluşturdu. Filip Coutinho. Farka gidiyor Brezilya. Avusturya deplasmanında. Filip Coutinho. Hücum oyuncuları çok etkili Brezilya'nın. Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus golleri atıyorlar. Willian ve Firmino'dan asistler. İyi bir prova oluyor Brezilya için. İşte Firmino'nun topuyla hareketlenen Coutinho durumu 3-0 yaptı. Hazırlık maçında Almanya'yı yenmeyi başarmıştı Avusturya. Bu kez dördüncü gol çabaları var. Neymar yerden bıraktı. Bu vuruşa top direkten oyun alanına geri dönüyor. Fernandinho devamında. İşte Filip Coutinho bu kez direğe takılıyor. Brezilya'nın etkili atakları devam ediyor. Willian sola bıraktı. Ara pası düşüncesi. Ceza alanı için nefis bir pas trafiği ama bu pozisyondan sonuç alamıyor. Brezilya takımı Roberto Firmino ile. Maçta son düdük geliyor. Brezilya Viyana'da Avusturya'yı 3-0 mağlup ediyor. Gerçekten Neymar'ın dönüşü açısından bu heyecanlı bir mücadeleydi. Vallahi maşallah daha Neymar da nasıl, sakatlanmamış gibiydi ya. İyileşmiş de dönmemiş öyle. Gibi bir his. Hemen komple teorileri burada en sevdiğim şey. Biraz daha yani sakatlı belki oynayabilecek. Eğer Dünya Kupası olmasaydı ve Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi finalinde olsaydı muhtemelen o Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyerdi. Ya da oraya yetişmek için çalışırdı ama niye risk alsın? Ben biraz daha önemli bir ileri gidiyorum. Evet, ağladı çıkarken falan gördük yani. Hani. Yok tabii ki sakatlandı. Timsah gözyaşları. Ama Barnevo'da Real Madrid karşısında böyle avantajlı bir skor alınsaydı ilk maçta 3-1 ile dönülmeseydi falan. Ya kırık var o kadar kırık da değil. Vardı. Yani. Kırık var. Nasıl ya, oynayacak? Şampiyonluğa devam etseydi bence dönerdi. Bu ya kadar da Dünya Kupası'nı hani riske atacak kadar bir sakatlık. En minimum zamanda en fazla risk alarak. 2-3 aydendi ilkinde çünkü. Evet evet. Ya yani en fazla risk alarak en minimum zamanda nasıl dönebilecekse Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için dönerdi. Ama hani şunu da anlayabiliyorum. Dünya gerçi Kupası var. Ya Real Madrid'i eleselerdi çeyrek finale yarı finale bile belki dönmeye çalışırdı yani. Belki bunu yapmayarak şahane bir Dünya Kupası'nı garanti ama çok yani doğal bir şey yani. Birçoğumuz ya, aynısını yapardı diye düşünüyorum. Zaten Brezilya'nın takımında. Hemen sattı. Brezilya'nın takımında da görev almayı önemi çok seviyor. 2014 Dünya Kupası hep yani merak edeceğiz. Almanya maçında eğer oynasaydı Neymar. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Yine belki yani 7-3, 7-4 ama olurdu herhalde. 7'de bir değişiklik işte, olmazdı ama. 2015 Barcelona ile o kadar yoğun bir sezon sonuna kadar gidildi. 2016 Rio Olimpiyatlarında gitti yine. Bütün yaz orada olimpiyat takımında forma giydi. Olimpiyat altın madalyasını kazandırdı. O Pele'den sonra Pele'nin bütün rekorlarına, gol, kupa göz dikmiş durumda. Öyle bir misyonu var diyeyim. Ben çok sevdiğim bir futbolcu değil. Sadece bu seneki sakatlık Paris Saint Germain transfer. Yani Barcelona'dan hatta Barcelona'ya gelirken ki ya ne bileyim ısınamadım bir türlü Neymar. Ama çok büyük ve yetenekli futbolcu oldu. Gerçeğini değiştirmiyor. Burada da gerçekten iyi gördük. Dünya Kupası'nda seyir zevkimizi arttıracak etmenlerden, unsurlardan biri. Yine şu ekrana geliyor. Ya az önceki sola çekip de vurduğu gol. Ya dünya Neymar kupası için sen yok yok yani için. Modern futbolda tek hani son dönemde o kadar çok benzer hale geldi ki futbolcular. Fiziksel güç en üst seviyeye çekildi ve artık teknik kapasitenin biraz daha düştüğü. Yani bu Cristiano Ronaldo örneğini verebiliriz. Cristiano Ronaldo 17-18 yaşında Sporting formasıyla harikalar yaratıyordu. Neymar gibi oynuyordu. Ama gün geçtikçe rolü ve kendi pozisyonu her maç böyle bir jeneriklik çalımını falan görüyoruz. Evet, şimdi artık öyle çalım atmayı, çalım sayısı giderek düştü. Messi ayrıca bunu yapan zaten çok az oyuncu var. Çalım sayısı giderek düştü. Daha gole odaklı, daha kazanmaya odaklı düşünmek zorunda kaldı. Şimdi Neymar gibi eskiden işte Ronaldo az önce bahsettik. İşte 9 numarası, Brezilya'nın efsane 9 numarası Ronaldo gibi yani futbolu 5-6-7-8-9 hani o civarlarda yaşta izleyen çocuklara inanılmaz deyip rüyasında o hareketi gösterecek, o hareketi kafasında hani rüya olarak görmesini sağlayacak oyuncu sayısı çok az. O yüzden ben Neymar'ı seviyorum. Yani kişiliğini bilmiyorum, benim arkadaşım değil.
O yüzden ama hani evet yaptığı yanlışlar var. Keşke arkadaşım olsa, ona hani seve seve daha farklı anlatırdım. O zaman farklı olurdu değil ama mi? Hani futbolun 90 dakika içinde bir parlamasını, bir ya da birkaç parlamasına imza atabilecek nadir isimlerden bir tanesi. Ve böyle bu halde dönmesi çok sevindirici. Yani sönük bir Dünya Kupası daha geçirseydi Neymar, hem yaş itibariyle biraz ilerlemiş olacaktı. Bir de bizi Brezilya hem öyle. Bir de Brezilya milli takımı bundan 4 sene öncesine göre çok daha hazır, çok daha komple. Sadece Neymar yok. Neymar haricinde bu takıma çok şey katabilecek birçok oyuncu var. Ve çok daha dengeli. Her oyuncusu da dünyada kendi mevkisinin belki de en iyi üçünden birisi. O yüzden çok daha dengeli, favori olması da çok normal yani. Coutinho, 2014'e göre Neymar, çok daha iyiler. Neymar, Firmino üçlüsü için ne dersiniz? Valla o üçlü öyle olmayacak herhalde. Willian, Neymar, Firmino, Gabriel Jesus'tan hiç vazgeçmedi Tite çünkü. Coutinho bu maçta böyle bir serbest 8 numara gibi oynadı. Çok öyle etkili oldu. Çünkü Renato Augusto'nun büyük ihtimalle Dünya Kupası'nda göremeyeceğiz. Orta sahadaki yaratıcı oyuncularından biriydi ve Tite'nin formülün sisteminde önemli yer tutan oyunculardan biriydi. Sanırım Casemiro, Coutinho ve Fernandinho üçlüsünü göreceğiz. Coutinho'nun bu maçtaki iyi performansı biraz Barcelona'da Iniesta sonrası dönem için de aslında evet, bir arayış vardı. Barcelona'ya ışık tutabilir. Herhalde ileri üçlüde de Willian, Gabriel Jesus ve Neymar'dan vazgeçmeyecek. Gabriel Jesus meselesinden niye vazgeçmediğini de açıklayalım az çok. Liverpool formu, Liverpool'daki oyunu evet takdire şayan ve olağanüstü bir sezon geçirdi. Doğrudur. Oyundaki takım arkadaşlarına da hem alan açtı hem de onların daha iyi performans sergilemesi sağladı. Onları yukarı çeken unsurlardan bir tanesiydi Liverpool'da ama Liverpool'un oyun yapısındaki o sahte 9 ihtiyacı, o hücum hattındaki mobilite, hani oyuncuların devamlı yer değiştirmesi, pres yapması, bölgesel prese katkı vermesi Brezilya milli takımındaki oyunla aynı değil. Brezilya milli takımının daha çok net bir 9 numaraya ihtiyacı var. O yüzden birinci tercih Gabriel Jesus oluyor. Ama bu demek değil ki Firmino öyle başlamayacak ya da Firmino daha sonradan şans bulmayacak. Hatta daha iyi performans sergilerse ki Jesus da çok iyi geldi buraya. Belki 11'de yerini Firmino kapar. Firmino da iyi geldi ama. Ama tercih olarak Gabriel Jesus tercihi Jesus daha tercih. Mantıklı bir tercih. O açıdan çok şanslılar ve Jesus'un biraz daha sırtı dönük oyunu. Evet evet o yüzden. Neymar'a ve Willian'a biraz daha evet Firmino da o konuda. Yani Mane ile Salah'ın bu seneki büyük performansında Firmino'nun kesinlikle yadsınamaz payı var ki kendisi de hiç azımsanmayacak gol ve asist sayılarına da ulaştı. Hı hı. Çok şanslı aslında iki tane genç, dinamik, modern futbolun yeni forvet, santrafor tanımına inanılmaz uygun. Sözlük anlamını, karşılıklarını bu iki oyuncuyu yazabiliriz gerçekten. Ve özellikle Neymar gibi bir oyuncuyu tamamlama konusunda çok mahir olabilecek iki tane oyuncuya sahipler. Çok iyi iki kalecileri var. Şimdi oraya geliyordum. Yani Alisson Becker mi Ederson diye tartışmasını yapıyoruz. Şimdi Alisson Becker oynayacak muhtemelen. İlk 15 kişilik açıkladığı kadroda Alisson Becker vardı herhalde. O da onun olacağına yani muhtemelen işaret. Muhtemelen öyle. O da hani ama daha Ederson da olsa kimse neden demezdi. İkisi de olağanüstü iki kaleci. Sadece Daniel Alves'in sakatlığı burada biraz hani o hani gölgeleyen, kadroyu biraz gölgeleyen unsurlardan bir tanesi. Onun da son Dünya Kupası olacak. O da gerçekten hani Dünya Kupası'nı kaldırma, Dünya, o 2014 hezimetini unutturma gayretinde olacak isimlerden bir tanesiydi. Ben tüm hatlarda olağanüstü oyunculara sahip oldum. Alexandro'nun alınmamasını nasıl karşıladın? Tartışmalı bir konu aslında o mesele ama Marcelo varsa elinizdeki tarihin en iyi isim sol beki mi? Yok hayır değil. Vallahi Roberto çok Carlos tartışmasız tarihin en iyi sol beki. Bunu tartışmasını istersen saatlerce yapabiliriz. Bilmiyorum ya. O Roberto Carlos, evet müthiş sol bek ama Roberto Carlos'un önünde bu Marcelo'yu 10 numara sağ açık falan oynasan da çok... Sen hatırlamıyorsun herhalde o video oyunlarda Roberto Carlos'u zaten biz orada oynatıyorduk. Ya bu bir mit bu arada dediğim gibi Roberto Carlos diyenlere saygı duyuyorum ama ben... Saygı duyacaksın tabii ki. Roberto Carlos'tan bahsediyoruz. Sanki Marcelo geçti onu gibi. Ben Roberto Carlos'u sordum bu arada bunu. Real Madrid Bayern Münih maçında karşılaştık. Hı hı. Fotoğraf çektirdik ki Fenerbahçe'de çalıştığımız dönemde hani o da takımdaydı. Konuştuk. O hani şöyle biraz daha kurumsal bir cevap verdi. Ne dedim evet. Yani seni Marcelo ile kıyaslıyorlar ama Marcelo senden daha önde olduğunu söyleyenler var sosyal medyada. Bunun tartışması yapılıyor dedi. Evet yani çok iyi, dünyanın en iyi oyuncularına sahip olduğumuz doğrudur Real Madrid'de dedi. Bu bir gelenek dedi. Benden bayrağı devralan da Marcelo oldu dedi. Yani şimdi çok buradan ne çıkartabilirsin bilemiyorum. Ama Roberto Carlos'un şeyine bak. Ben Roberto Carlos'a 2006 Dünya Kupası
dan dolayı kızgın ve kırgınım. Ya işte ama bu kişisel kırgınlıklar yüzünden lütfen gömmeyelim kimseyi ya. Roberto Carlos'un yok, kupa koleksiyonuna bak. Yok ama şu bile yani, bak şu bile çok önemli ki Barcelona'nın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu. Yani 3 yıl önce Roberto Carlos'la herhangi bir sol beki kıyaslamayı ağzına bile alamazdın yani. Doğru. Evet. Hemen taşlanırdın. Şimdi şimdi öyle değil yani, Marcelocular da var. Marcelocular var ve içimizdeki Marcelocular. Ama yani evet, olağanüstü bir solbek. Kampın neşe saçan futbolcusu tipli Marcelo'dan geldi tarihin en iyi solbeki. Şu an gerçekten dünyanın en iyi solbeki. Ama tarihsel kıyaslamalarda hani oraya belki Maldini de girebilir. Roberto Carlos da girebilir ki Maldini hem stoper hem solbek oynayabilen bir oyuncuydu. O zaman son dönemin diyelim biz. Evet, son 15 böyle yılın diyelim. Daha şimdi Roberto Carlos da o mevkinin referans ismi yani. Hani evet, Cafu ile birlikte referans ismi bence hatta. Hani Carlos Alberto, Alberto'dan o yani 1970 işte o nasıl diyeyim, offensive back modası ortaya çıktı. Ondan Brezilyalılar çıkarttı zaten. Ondan itibaren yine Brezilyalılar o modayı devam ettirdi. Referans isimlerde insanların zihnine yerleşen, ya benim bir sağ bekim olsun Cafu gibi olsun, sol bekim olsun Roberto Carlos gibi olsun denildiğini herhalde 30 yıl boyunca söylendiğini inkar etmezsiniz Niko Bey. Etmiyoruz. Devam ediyoruz o zaman biz de. Turnuvanın bir diğer favorilerinden kim dersiniz? İspanya. İspanya. İspanya'da yalnız akışı hazırlamış gibisin. Çarşı karıştı. Sabah uyandığımızdaki İspanya ile şu anki İspanya bir değil. Önemli şeyler bir oldu. Değil. Peki Tunus'la başlayalım önce. Tunus biz maçını izleyelim. Peki İspanya Tunus'la bir hazırlık maçı yaptı. Kazanan taraf İspanya'ydı. 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorilerinden İspanya, turnuva öncesi son hazırlık maçında Tunus'la karşı karşıya. Tunus'la turnuvada mücadele edecek 32 ülkeden biri. Mücadelede 12. dakika, İspanya savunmasında çok büyük bir hata. Karşı karşıya pozisyon. Burada kötü bir şut geliyor. Sassi. Bu pası asiste çeviremedi. David De Gea başarılı. İspanya yükleniyor ama bir top kaybı daha geldi Matadorlardan. Tunus hızlı çıktı. Sol kanattan geliyor Afrika temsilcisi. 4'e 4 geldi Tunus. Ceza sahası kalabalık, içeri orta. Seken top dışarı gidiyor. Tunus bir kez daha gole çok yaklaştı. Bu kez Sliti. İspanya savunması sıkıntı yaşıyor maçın başlarında. Ama gol yok. İkinci yarıdayız. Bu kez yüklenen İspanya. Tunus çıkmaya çalışıyor kendi ceza sahası içerisinden. Güzel paslaşmalar. Ama bu paslaşmalar top kaybı getirdi. Sol kanada çıktı top. Jordi Alba. Gelişine vurdu ama sonuç yok. İspanya'nın ilk tehlikeli hata maçın ikinci yarısında geldi. Yüklenmeye devam ediyor İspanyollar. Sağ kanatta Sergio Ramos topla buluştu. Ramos ortasını açtı. Ceza sahası içerisinde seken top. David Silva dışarı gidiyor. Silva'nın çektiği şut kaleye paralel gitti. Bu pozisyonda da umduğunu bulamadı İspanya. İspanya baskısını iyiden iyiye arttırmış durumda. Asensio burada Diego Costa'yı bulmaya çalıştı. Tunus savunması yine hata yapıyor. Ceza sahası içerisinde bir orta. Kaleci topa sahip oldu. Matluti çıktı ve topu kontrol etti. İşte Lucas Vazquez böyle açtı ortasını. Sonuç yok. Bu kez Tunus atak geliştiriyor. Ama bir top kaybı geliyor Tunus'tan. Hızlı çıkma çabasını İspanya. Sergio Busquets'ten harika bir pas. Diego Costa karşı karşıya çalımını attı. Costa bir çalım daha kaleciye. Diego Costa topla çok fazla oynadı ama tamamlayan isim Yago Aspas. İspanya 84. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazanıyor. Tabii bu akşam saatlerinde yapılan açıklamayla birlikte İspanya milli takımı artık biraz daha farklı bir gözle izlenecek. Çünkü teknik direktörü Julian Lopetegui. Löp dedin gene. Lopetegui. Lopetegui.
Real Madrid'in başına geçti. Julian diye konuşalım aramızda bence. Lope diyelim bence. Lope. İçeride bir tartışma oldu da bu konuyla ilgili. Estağfurullah, tartışma yok. Öneri var sadece. Öneriler bizde. Var. Başka. Biz Lopetegui. Genelde Yusuf'u referans alıyoruz. Estağfurullah. Referans yok. Sadece ben duyduğumu söylüyorum o kadar. Ama Lopetegui yani. Lopetegui. Evet, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu. Yani şaşırtıcı ama nefis bir ters köşe gene Real Madrid'den. Herkesi ters köşeye yatırdı. Yani hiç konuşulduğunu da görmedik. Ben de görmedim. Büyük ihtimalle dünya... Yani bir kelime bile okumamış olabilirim yani denk gelmemiş olabilirim bu konuda. Ama ilginç bir tercih. İsimle ilgili daha İlginç olsun. Ve riskli bir tercih. Yani İspanya 2014 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı, Euro 2016'da sonrasında yine beklenenin alınamaması. Ama o takımı... Resetledi yeniden ve çok görkemli bir eleme performansı. İşte enteresan beşli bir orta saha. İşte Thiago ile Busquets'i birlikte oynatacağı, büyük ihtimalle beraber oynayacak önünde ikili. Sonra önlerinde David Silva, Iniesta, Isco. Önde de işte Diego Costa. Diego Aspas olabilir. Gerçekten farklı bir kimlik kazandırdı. Zaten İspanya'nın alt yaş takımıyla İstanbul'da da 2013'te yanılmıyorsam U21 takımının başındaydı kendisi. Hı hı. İspanya U20. Alt yaş takımlarında yine Avrupa şampiyonluğu var. Yani o jenerasyondan da bazı oyuncularla gerçekten beklenenin de ötesinde başarı sergilemişti ve çok da iyi gidiyordu. Uzun bir proje olacağı söyleniyordu. Bugün böyle bir açıklama geldi Real Madrid. İşte bir sürü isim şimdi yazıldı, çizildi. Şimdi artık çok daha farklı izlenecek İspanya ya evet, takımı riskli bir tercih, olası bir başarısızlıkta Real Madrid başta olmak üzere. Ekstra baskı olur mu acaba bu? Baskı olma bundan ziyade kulüp takımı çalıştırmamış, yani uzun sürede çalıştırmamış olması. Yani alt yaş kategorilerinden çıkıp, arada kısa bir Porto yine. Dönemi vardı. Porto macerası. B takım var Real Madrid'in yine. B takım var ama hani hiçbir isim Real Madrid seviyesinde bir tecrübe değil. Konuşulan isimlerin hepsi çok tecrübeli isimlerdi. Bazıları tartışmaya açık isimlerdi ama Lopetegui için hani sen söyledin İspanya milli takımına reset attı. Belki Real Madrid'in de böyle bir ihtiyacı olabilir. Yani Real Madrid takımında da artık dönem olarak sonuna doğru gelen oyuncular çoğunlukta olmaya başladı. Başta Ronaldo olmak üzere. Cristiano Ronaldo ki Cristiano Ronaldo gitme isteğini artık daha da sık bir şekilde dile getiriyor. Dünya Kupası sonrasında başka şeyler olabilir. Lopetegui'den de beklenti herhalde Real Madrid takımında resetlemesi yapılacak transferlerle belki bir 10 yıllık bir plan ki kurulması. Ki o alt yaş takımlarında beraber çalıştığı 5-6 oyuncu şu an Real Madrid kadrosunda. Asensio gibi, Lucas Vazquez gibi. Isco, Zidane'ı zaman zaman Real Madrid'de yer vermezken İspanya milli takımında onun formunu üst seviyede tutmasına yardımcı olmuş. Isco'ya çok iyi gelecek öncelikle. Ama ilginç bir tercih. İlginç bir tercih ama ben Zidane'dan sonra yine bu tarz bir düşük profil aslında çok Zidane döneminin devamı. Hani Lopetegui de çok böyle herhangi bir sistemde inat edecek bir teknik adam değil. Pragmatist sayabileceğim sizin Zidane'ın çok büyük bir artısı vardı. Zidane'dı. Yani zaten Zidane... çok büyük bir isim. Valla ama şimdi şu turnuvada şampiyon yapsa İspanya'yı. Ya tamam tabii ki farklı konuşacağız. Yani nasıl bir oyunu ortaya koyacak İspanya onu da tabii biraz hazırlık maçlarında gördük ama aslında. Zidane, yani turnuvada Zidane, şampiyon yapan dedi. İspanya teknik Zidane, direktörleri bizden kovuldu. Zidane'dı. Yani. Bir şey ifade etmiyor bizim için. Yani Türkiye bizim standartlarına göre konuşun. Niko Bey lütfen rica ediyorum. Bizim için etmiyor da hani Zidane da sonuçta evet Ancelotti'nin yardımcılığı, işte menajerlik, Castilla'da onun da çok parlak bir performansı yoktu. Ya ama şöyle bir durum o açıdan var. Sorgulanıyordu zaten. Tabii ki Zidane nasıl yani Lopetegui ile karşılaşacak bir figür değil. Çok tanınmış bir teknik adam tabii ki Zidane değildi Zidane ama Zidane kendisi zaten yani şöyle, Real Madrid takımı için yani uygun tek teknik adam bir dünya oda üzerindeki. Yani şimdi burada odaya Nagelsmann'la Zinedine Zidane gelse Nagelsmann daha iyi teknik direktör olarak görülebilir. Belki daha başarılı olarak görülebilir. Ben ama görmüyorum. Önce herkes Zidane'a herkes gider. Zidane'la fotoğraf çektirir. Gidip selfie çekersin yani Zidane'la. Nagelsmann'a hoş geldin. Real Madrid gibi bir soy. Nagelsmann falan adı geçti yani şimdi Ramos'a. Geçer. Ramos'a Lopetegui'ye de geçer. Dünyanın en büyük taktisyeni de olsan sen Ramos'la Ronaldo'ya farklı bir şey. Yani şimdi Ramos kendinden 2-3 yaş küçük adamdan... Yaşla da alakası yok yani. Bana. 45 yaşında da olsana gelsin. Ya tamam olabilir ya, ama... Ya antrenmanın yalnız şöyle bir şey var. Real Madrid antrenmanlarının en azından açık bölümlerinin hep sonunda Zidane da geçip oyuncularına pas veriyor. İşte onları hepsinden de çalışımla... daha iyi oynuyordu hala. Ya şimdi Zidane... Böyle biriydi. Belki Ronaldo'ya ne yapacağını söylemiyordu. Lopetegui'nin de futbolcu kariyeri de çok kaleciydi. Bir Ronaldo değil. Friki kurtarır. yani evet, Ronaldo'nun... Friki kurtarır yani. Hani şimdi Zidane belki Ronaldo'ya nerede oynaması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini her maç için bir şey söylemiyordu belki ama o antrenmanda oraya çıkması bile biraz farklı değil mi? Ya tabii.
Zidane olmayacak ama. Valla Zidane'ninki de çok akıllı daha bir hamleydi. Daha kariyerli bir teknik adam gelir diye düşünmüştüm ben açıkçası. Evet. Zidane'ninki de çok akıllı bir hamleydi. Hem artık bu sene özellikle çok, dediğim gibi hep söylüyorum, keskin olmayan Barcelona'dan 17-18 puan fark yenmesi, ki Barcelona çok safsaklamasa o fark daha da açılırdı. 25-30'lara kadar çıkabilirdi. Artık gelecek sene bunun olmayacağını ve böyle sezon ortasında ayrılmak yerine böyle bir ayrılık, işte Lopetegui başarısız olduğunda ilk Ocak ayında kime telefonlar açılacak? Hayır öyle. Yetiş ya Zidane. Bir de hani son dönemlerine bakalım. Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Rafael Benitez hep hani yüksek karakterli ya da çok başarılı teknik direktörlerle çalıştılar. Lopetegui'nin hani ne çok yüksek bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Ne de çok sansasyonel bir teknik adam. Nasıl olacağını merak ediyorum açıkçası. Ben nedense 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanmış bir takımın başına geliyor. İyi bir birliktelik olacağını düşünüyorum. Takıma nasıl yansır? O işte biraz risk. Bir de biraz Ronaldo iyi bir Dünya Kupası geçirirse ben Real Madrid'e de biraz daha böyle rahat, daha soluklu, biraz ama daha iyi hata Dünya Kupası ile birlikte gidebileceğini düşünüyorum. İyi Dünya Kupası ölçütü ne? Yani ya kötü, o iş öyle olmuyor. Kötü Aragones... Dünya Kupası ile birlikte Real Madrid'de de iki katı eleştirildi öyle, bence. Ama o iş öyle olmuyor. Aragones Türkiye'ye Avrupa şampiyonu olarak gelmişti. İç hata payı. Örnek göstermekten vazgeçmeyin. Biraz şey duruyor. Ama öyle yani, futbolun gerçeklerinden bir tanesi milli takım başarısı. Mesela bugün Joachim Löw de milli takımın başından ayrılsa, Almanya'yı dünya şampiyonu yapıp ayrılsa kulüp takımında zorluk çekebilir. Çünkü senede 6-8 maç yaptığın ritimle 3 günde bir maç yaptığın, her gün oyuncularla muhatap olduğun, sorunları bambaşka olduğu, evet sorunların hep bambaşka olduğu bir ortama geçiyorsun. Benim tek endişem orada o, yoksa yani hayırlı olsun. Çok güzel pasattın bana. O zaman sıradaki takımımız kim olsun? Almanya mı oluyor? Almanya olsun. Son dünya şampiyonu Almanya. Aslında Almanya da favori, en büyük favorilerden biri ama bir o kadar da eleştirilen takımların başında geliyor. Suudi Arabistan'la hazırlık maçında da oldukça zorlandılar. Getirelim ekranı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek iki takım, Almanya ve Suudi Arabistan, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Kimi? Almanya hücumu, Marco Reus'u içeriye çevirdi. Timo Werner attı golü. 8. dakikada öne geçiyor Almanya bu golle. Reus içeriye bıraktı. Werner vuruşu direğe de çarpıyor. Ardından ağlarla buluşuyor top. Kimi? Khedira, o çevirdi içeriye. Timo Werner döndü. Vuruyor Timo Werner. Marco Reus'un önünde sekti, direkten döndü top. Khedira orta içeriye. Toni Kroos. Atak tazeleyecek Almanya. Draxler. Julian Draxler attı çalımını, çevirdi içeriye. Kalecide kaldı. İkinci gole çok yaklaştı Almanya. Marco Reus burada direğe takılıyor. Reus yine yaptı ortasını. Vuruş, top ağlara gidecek mi? Son anda kaleci. El Mayouf burada Khedira'nın şutunu kurtarıyor. Suudi Arabistan atağı sağ taraftan gelişiyor. Şimdi ceza sahası içi, dışarıya gitti top. Fahad El Muvallad vuruyor. Top dışarı gidiyor. Kimmich bıraktı. Mats Hummels. Marco Reus. Timo Werner'i gördü. Werner içeri çevirdi. Ters bir vuruş. 2-0 oldu. Ömer Avsavi kendi ağlarına gönderiyor topu. Thomas Müller de pozisyonun içerisinde. Avsavi kendi ağlarına yolladı. 2-0 oldu. İki golde de direkt katkı yapıyor Timo Werner. Jonas Hector bindirdi şimdi. Onun çevirdiği top, kaleci çıkardı. Draxler vuruyor. Burada kurtarışı yaptı El Mayouf. Werner içeriye doğru, gol şansı. El Mayouf izin vermedi yine.
İlkay Gündoğan oyuna sonradan giren isimlerden. Yakın mesafeden kaçırıyor bu golü. Bir müdahale Khedira'dan, penaltı kararı geldi. Slavko Vinčić beyaz noktayı gösteriyor. Khedira'nın yaptığı bu hamleden sonra Muhammed El Sahlavi kullanacak. Ter Stegen kalede. Sahlavi geldi. Ter Stegen çıkardı. İkinci pozisyon ve gol geldi. Taysir El Yassim gol atıyor. El Sahlavi penaltıyı değerlendiremedi ilk anda ama Suudi Arabistan buradan golü çıkarmayı başarıyor. Almanya karşısında dakika 85. Son düdük geliyor. Almanya 2, Suudi Arabistan 1. Almanya Dünya Kupası'nı son şampiyon unvanıyla geliyor. Löw gene rahat durmadı bütün maç boyunca. Löw rahat durmadı. Löw kadro seçiminde de rahat durmadı. Hissediyor kameranın çektiğini. Yani 3 kere falan gördüm ya. Bu tik olmuş herhalde adamda. Gerçekten... Ama onda o tik ya artık yani. Tamam mı? O hareket maalesef. Ne olabilir yani? Ama kamerayı da nasıl hissediyorsun ya her çekildiğinde? Belki her bence an yapıyor. Sürekli yapıyor olabilir yani. Bence her an yapıyor ve o anda denk gelmiyor kamerayı yani. Kamerayı fark etmiyor da sürekli yapıyor evet olabilir. Evet yani çok rahat bir adam görüyorsun. Burnuyla bir problem olduğu çok açık. Olabilir bir tiktir belki yani illa. Olabilir. Yani şimdi bunun üzerine gitmeyelim bence yani. Biz kadro, sonrası hani konuşulacak konularla başlayalım dersiniz. Magazinsel yönü tabii. Bence Suudi Arabistan'a konuşalım çünkü daha iyi oynadılar. Hani Dünya Kupası favorileri arasında alabiliriz Suudi Arabistan'ı. Suudi Arabistan anlayacağınız üzere Yusuf Kenan Çalın grubunda. Yok hayır değil ben mi? De değil. Ben de İran var. Erkut'un Erkut'un öyle grubunda. Bir savundu ki bak izle bu akşam Dünya Kupası şampiyon olacağına inanabilirsin. Ya YouTube'da gerçekten izle. Yani. Doğru doğru onlar müjdat da değil mi Suudi yani Arabistan? Yani herkes ikna edebilir yani Suudi Arabistan'ı kazanacağına. Ama bu maçta da gördük ki Almanya çok iyi bir durumda değil. Yani çok akıcı bir futbol oynamıyorlar. Çok mu etkiledi bu Sané durumları, kadro? Sadece Sané değil, Sané öncesinde de hani oynadıkları maçlarda çok peki, böyle ezici bir Almanya görmedim. Peki Sané'nin kadro olmasıyla ilgili çok kısa yorumlarınızı ben merak ediyorum açıkçası. Taktiksel bir tercih, hani oyun yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben ama ben her türlü alırdım. Çünkü üretkenlik açısından 3. bölgede bireysel olarak belki de kadronun en iyi oyuncusuydu. O bireyselliği bulamayacak gibi duruyor. Tercihini Brandt'tan yapmayı tercih etti. Ben kolay bir grupta olduklarını düşünüyorum. O yüzden grubu lider tamamlayacaklardır muhtemelen ama hani bu zaten grupta lazım olacak. Sonrası işte biraz sonradan çağıramadığı bir de için. Şey açısından gerçi Meksika zorlayabilir ama. Zorlayabilir. Gerçekten zorlayabilir. Sané şöyle. Meksika'da senin takımın. Yani 2022 2022 Dünya Kupası'nda büyük ihtimalle 22 kişilik Almanya'nın en iyi oyuncusu olacak. Yani en iyi Alman futbolcu evet, olabilir yani. 4 yıl sonra. Yani şimdi bu sene kadar, 19 gol 15 asist gibi performans. Bu kadar iyi bir hani sezon. Löw herhalde şey gözler aktı. Yani Guardiola'nın takımı biraz prematüre rakamlar. Zaten işte 100 küsür gol atmış bu kadar ama asist yapmış. Ama ben öyle baktığını düşünmüyorum. Değil. Hem bir geçen seneki Konfederasyon Kupası'na çağrılıp gitmedi yanılmıyorsam. Bir orada ilk nem kaptı büyük ihtimalle Löw. İki bu seneki hazırlık maçları ve antrenmanlarda isteksiz olduğunu söyledi. 2014 Dünya Kupası'nda ama en genç oyuncusuydu değil mi sen? Yanlış hatırlamıyorum ben. 2016 Avrupa Şampiyonası belki. 14'te yoktu. 14'te yoktu. 16 Avrupa Şampiyonası ama Avrupa Şampiyonası 2014'ü ele alacak olursak Bayern Münih'in o kadar domine ettiği bir ligde. Yani Pep Guardiola'dan esinlenerek milli takımda birçok tercihi 2014 sonrasında Guardiola'ya göre yaptı. O yüzden hani Sané tercihinde Guardiola takımı çok hani bizi yanıltıyor diye düşündüğünü zannetmiyorum. Hani Filip Lam'ı orta sahaya çekmesi. En azından o istatistiklerin onu etkilemediğini. Mesut Özil'i kanatlara çekmesi, üçlü savunma denemeleri vesaire vesaire. Yani Guardiola'dan esinlendiği, Guardiola'nın Bayern Münih'inden esinlendiği anlar oldu. Joachim Löw'ün. Ama hani her teknik direktörün böyle seçimleri var. Raul seçimi çok tartışılmıştı Aragones'in. Çok daha kovulması hatta gündeme gelmişti İspanya milli takımından ama gitti Avrupa şampiyonu oldu. David Villa ve Fernando Torres oynayacağım dedi. Raul benim futboluma uygun değil dedi ve bunu sahada da ispatlamış oldu. Şimdi sahada ispatlaması gereken şey yani Joachim Löw'ün Leroy Sané gibi bir oyuncuya ihtiyacı olmadığını kendi sisteminde ama şu ana kadar oynanan maçlarda pek onu öyle göremedik. Göremedim. Evet pek öyle göremedik. Yani dar alanlarda da oyun sıkıştığında da yaratıcılık gösterebilecek bir oyuncu. O açıdan da bir risk bence ve her şeyden önce olası bir başarısızlıkta
direkt böyle bir saldırı noktası yarattınız durup ya dururken. Ya Sena olsaydı, Sena'yı seçmediği için mi böyle oldu gibi? Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı herhalde değil mi? Ya Sena olsaydı. Reklama gidebiliriz. Evet, gerçekten çok teşekkürler Yusuf. Yine bir pas. Biraz önce reklama gidebiliriz ya, rahat rahat. Gönül rahatıyla reklam. Sevgili izleyenler, kısa bir ara vereceğiz, sonrasında yine karşınızdayız. Dünya Kupası ekranı devam ediyor sevgili izleyenler. Birçok takımı konuştuk. Dünya Kupası'nın favori sayılabilecek takımlarını konuştuk. Sırada Fransa var. Biraz Fransa sohbeti yapalım. Sonra da Antoine Griezmann'ın çok keyifli bir videosu var. Onu izleyeceğiz. Fransa sohbetini o zaman son dakika haberiyle, yani gelişmesiyle başlayalım. Thomas Lemar Atletico Madrid'le anlaşmış. 60 milyon eurodan bahsediliyor. Rakam biraz düşük geldi bana ama orada herhalde bir bonus bir şeyler vardır her zaman. Son dönemlerde hep böyle. Liverpool için yazılıyordu. Evet. 80 milyon. Geçen sezon yapmadı. Çok iyi bir transfer değil mi Atletico Madrid? Olağanüstü bir transfer. Buradan not düşelim. Belki insanlar dalga geçerler ama İspanyol basında birçok kez gördüğüm için, İspanyol basında Madrid'e yakın gazetelerde de okuduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Atletico Madrid Arda sonrasında Arda'nın mevkisine istediği oyuncu bir türlü bulamadı. Oraya gelen bütün alternatifler Arda'nın yerini dolduramadı. Arda da gerçekten Atletico Madrid'de Diego Simeone ile şahane bir oyun sergilemişti. Sonrasında şimdiki dönemi, milli takımdaki sorunların hepsini bir kenara atalım. Atletico Madrid'de oynadığı futbolu hatırlarsak yeni bir Arda arıyor diye birçok haber yapılmıştı Atletico Madrid için. Yeni bir Arda'nın ötesini buldular. Hani biraz daha gelişmiş versiyonunu buldular. Olağanüstü bir transfer daha yaptı. Fazla skora katkı yapabilecek. Tabii, olağanüstü bir nitelikte bir oyuncu. Gerçekten ben Liverpool'a gitmesini isterdim. Tabii Liverpool'a bu dönem çok fazla oyuncu yazılıp çiziliyor. Yani fekir, biraz savunmaya almak lazım sanırım. Fekir transferi Ola yine son dakika ya, sürprizini yaptı. Muhteşem savunması. Öyle haberler çıktı bu arada. Fekir kampta bu transfer olmadığı için çok üzüldü, ağladı falan gibi şeyler yazıldı, çizildi. Bilmiyorum, var mı gerçek payı? Fekir'i arayalım hemen. Hatırlı dostum. Fekir ağladın mı? Mesaj atayım. Sinirlenmiş. Bence o transfer yine bitecek. Bu transfer bir şeyler daha koparmaya çalışıyor. Evet, Jean-Michel Aulas'ın zaten kendi nasıl diyeyim tarzı bu. Daha hani bir dönem biraz daha geri plandaydı Lyon. Çok fazla oyuncu satamadı Avrupa'ya ama Avrupa devlerine birçok oyuncu sattı. Yani Essien'i, Karim Benzema'yı unutmayalım. Hani hep Lyon'dan çıkan Avrupa devlerine giden takım oyunculardı. O pazarlığı yapıyor. Bir oyuncunun bir normal fiyatı bir de Chelsea fiyatı vardır diye. Evet evet öyle. Sanırım Abramovich için yeni palazlanmaya başladı. İnan Cavcav da söylemişti, rahmetli de söylemişti. Yani bir oyuncuyu ben hani İstanbul takımlarına satacaksam biraz daha fazla fiyata satıyorum. Çok haklı bir şekilde. Bu da normal bir şey. Çünkü sizin elinizdeki bir üründen bahsediyoruz. Ona göre fiyatlandırmasını yaparsınız. Fransa'ya oradan dönecek olursak. Bu tabii Griezmann'ın durumunu da etkileyecek. Griezmann Dünya Kupası öncesinde durumunu netleştireceğini söylemişti. Sonra şimdi bugün, vazgeçmiş. Evet, bu akşam. Evet, Dünya Kupası'ndan sonra yakaladı artık. Ya, transfer konuları herhalde Dünya Kupası esnasında olmaz. Birinci nokta bu. Mbappe'nin sakatlığı vardı antrenmanda. Adil Rami ile çarpıştılar. O da iyi olduğunu açıkladı devam bu akşam. Evet, devam etmeye çalıştı, edemedi ama en azından sonrasında endişeleri biraz gidermiş oldu bu açıklamasıyla. Fransa takımı için hep söylediğimi tekrar edeyim, sonra da Niko'ya bırakayım sözü. Çok yetenekli bir oyuncu grubu ama bu oyuncu grubu aynı zamanda çok deneyimsiz bir oyuncu grubu. Deneyimsizlikten kastım bir kez daha hani maç sayısına bakıp transfer marketten abi bu kadar oynamışlar demeyin. Deneyimsizlikten kastım bir Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya ile eşleştiğiniz takdirde Brezilya maçında o sahaya liderliğinizi, ruhunuzu, sahada o hep kötü bir lider eksikliğinden bahsediyorsunuz işler kötü aslında ikinizde programlarda. 2006'da çok iyi Brezilya'yı eleyen Fransa geliyor aklıma. Zidane kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Belki de en iyisiydi. Henry'nin böyle çok parlamadığı bir maçtı. Artık Fransa'nın da Ribéry'nin çok başarılı oldu. Fransa milli takımıydı o Fransa milli takımı. Ama işte burada Koscielny de sakatlandıktan sonra belki dünyanın en iyi stoperlerinden bir tanesi değil ama Varane'ı en iyi tamamlayan stoperlerden bir tanesiydi. 2014 Dünya Kupası'nda da iyi başlayıp Almanya maçında tam dediğin sıkıntıları yaşadılar. Aynen. Ki o takımdan da daha tecrübesiz bir takım var aslında sahada ve Döşem'in başında da şu an bir Zidane, Demokles'in kılıcı gibi. Demokrasinin kılıcı diyorlar bunu hep bu arada. Demokles'in kılıcı. Yani Döşem bile demiş yani hani herhalde bir gün Zidane gerçekten hani bu takımı çalıştıracak. Şu an zor bir durum ve nedense böyle tam gruplarda iyi futbol oynayıp, göze hoş gelen futbol oynayıp, iyi performans sergileyip, yarı finalde Brezilya, çeyrek finalde, yarı finalde trajik bir şekilde elenecek bir takım. Trajik olması da yarı finalde Brezilya'ya elenmek bir başarısızlık olarak adlandırılır mı? Ben neyse çeyrek final
Yok, halledilmez canım. Değil bence mi? De. Sonuçta... Skora da bağlı mı acaba biraz? Yani tabii 7 tane yersen... 2014'te Dünya Şampiyonu Almanya'da bu hayal kırıklığını yarıdı. 2008'de yaşadım. İspanya'ya kaybettiler. 2010'da yine yarı finalde İspanya'ya kaybettiler. Kendi evinde 2006'da yine aynı şekilde finale çıkamadı. Yani yeni yeni. O biraz hani yeni sisteme ilk defa geçilmişti. Çok hedef değildi ama 2008'e iddialı gittiler. 2010'da yine çok iyi başladılar. Arjantin, İngiltere maçları... Belki de en göze hoş gelen futbolu evet. sahaya koyan takımlardı. Yine İspanya'nın Puyol'un golüyle işte o tecrübe eksikliği. 2014'te nihayetinde bu kaybedilmiş ligler bir şey olarak, tecrübe olarak, bir yaşanmışlık olarak geri döndü. Sonra 2016'da yine Fransa'ya yenildiler. Evet. Ama ne olursa olsun Fransa milli takımında tabii ki en çok konuşulacak isim ve muhtemelen performansı en çok eleştirilecek iyi ya da kötü yönde isim. Hep şey deniliyor ya, hani Fransa milli takımı çok iyi oyunculardı ama evet. bir tane süper yıldızı olacak. Bir tane süper yıldızı yok deniyor. Mbappé henüz orada süper yıldız arasında. Griezmann onun için doldurmaya en yakın oyuncu. Takım halinde sezonun ikinci yarısında. Ama o da olsaydı epey yüksek bir formda geliyor. Takım halinde süper yıldızı olabilecekler mi? Önemli olan o. Çünkü hücum hattında Giroud'u tercih etti. Benzema'yı zaten oynatmıyor. Lacazette'in hani yani buradaki tercihler de çok tartışılıyor. O üçlü Griezmann, Mbappe ve Giroud üçlüsü çok iyi iş yapmadı. Şimdi başka tercihler üzerinden. Hı-hı. İşte defansif orta saha olarak Kante'yi, Matuidi'yi sol iç olarak, Pogba'yı sağ iç olarak önlerinde yani baklava şeklinde düşünürsek önlerinde oynayacak oyuncu Nabil Fekir olarak görürsek. Tolisso mu Matuidi mi oynayacak sence? Ya, muhtemelen Matuidi olur diye düşünüyorum ama Tolisso da tabii ki aynı belki daha iyisin, daha genç bir şekilde sunabilecek bir oyuncu. Hücum hattında Mbappe ile Griezmann'ı düşündüğüne dair bazı haberler sızdı. Ama Fransa milli takımı oluşan bir takım. Yani bu takım U20 Dünya Kupası'nda ülkemizde izlediğimiz oyuncular da vardı. Başta Pogba olmak üzere. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda finali kaybeden oyuncular da vardı. Tecrübe edindiler o konuda. Ama ben saha içinde o tecrübeyi, o zor anlarda ben burada en iyi oyuncuyu göremiyorum. Şey gibi oynayabilirler mi? Pogba'nın çok parladığı Juventus'u hatırlarsın belki. İşte Pirlo, yani Diamond, Pirlo, Marquinhos, Vidal. Önlerinde Pogba biraz daha böyle serbest oyuncu gibiydi. Ben 10 numara oynatacağını düşünmüyorum çok fazla. Tam 10 numara değil yani de işte biraz daha. Daha ofansif orta saha. Pogba'nın o ince işleri yapma mahareti pek yok ama hani işte Kante önde, Tolisso, Matuidi önlerinde Pogba ve iki forvet, Griezmann, yani, Mbappe. Merkez tabii 4-3-3'ten büyük ihtimalle geçerler mi? 4-3-3'ten vazgeçecekler. 4-4-2 üzerinde yoğunlaşıyorlar. 4-4-2'de sanki bu formasyon daha iyi olurdu. Hemen kafama yattı. Didier'i arıyorum. Zidane'ı arıyorum. Kovulur mu sence Didier'i? Son olarak ben size sormuş olayım. Çeyrek final ve öncesi olursa kovulur. Yarı final. Bence. Paçayı kurtarır bence. Bakalım. Tabii yani nasıl bir tat bırakacakları da önemli şimdi. Ben Zidane'ın gelmesini istiyorum açıkçası. Ama Zidane de çok astronomik teklif aldı. Yani senelik 50 milyon. Hiç sorgulanma. Handball hani izliyor musun? Yalnız burada senelik 50 milyon duyduğundaki tepkilerini hatırlatmak yani, isterim. Ya öyle ya ama şimdi Zinedine benim senelik 50 milyon euroluk teklif almamla Zinedine Zidane'ın senelik 50 milyon euro teklif alması arasında banka hesaplarımızdaki sıfır farkının yani dikkat altını çizmek isterim. Ben kabul ederim ama Zinedine Zidane hem oyunculuk kariyerinde hem teknik direktörlük kariyerinde dünyalığını yapmıştır diyorsun. Sadece kendisi için değil yani torunları için yapmıştır. Oradaki Allah. Tercih farklı olabilir biz yani. Biz bunun çocukluğuna dönelim yoksa dönelim. Giremeyeceğiz o keyifli videoya. Lütfen. Getirelim ekrana. Deux chasseurs d'autographes en culotte courte ce matin à Saint-Jean-d'Ardière pendant l'entraînement des Bleus. Ils se faufilent partout et ils sont tellement craquants qu'on ne peut rien leur refuser. Henri, Lisa Razou, Barthez, Robert Pires, Mixante, Lisa Razou, Carambeu, Candela. C'est vous qui en avez eu le plus ? Je sais pas. Et Zidane, vous a signé Zidane ? Griezmann. Yine 7 numarayı yiymiş yalnız. Ne diyordu tam videoda arkadaşlar? Oyuncuları sayıyorlar. Oyuncuları İnanılmaz bir atmosfer. İmza. Yok öyle değil. Yani kaç tane ilgi oldu, kıramadılar falan. Kimleri tanıyorsun gibi diye soruyorlar. Onlar da isimleri sayıyor. Kaç tane imza aldınız? Hangisi en fazla imzayı atan oyuncuydu vesaire falan. Ama çok enteresan hani bu oyuncu insanın hani
Çocukken mesela Anelka'nın ilginç bir durumdur. Anelka'nın maç izlemediğini duyduğumda şoke olmuştum ben. Futbolu sevmediğini, futbol maçı izlemeyi nasıl sevmediğini. Nasıl olabilir, değil mi? Evet, yani profesyonel futbolcusun ve en sevdiğin işinin, yani bu bir oyun sonuçta. O oyunu hiç sevmiyorsun, izlemeyi hiç sevmiyorsun. Bana garip gelmişti. O yüzden bu yaştaki çocukların sonrasında çok önemli futbolcular olmasını çok büyük bir zenginlik olarak görüyorum. Çünkü herkese siz de yapabilirsiniz mesajını veriyor. Burada hani Griezmann'ı kimse tanımıyor orada. Sana dün hani programda da izleyicilerimizden anlatmaya çalışmıştım. Evet. Altyapılara kabul edilmeyen, altyapılardan sen yetersizsin diye gönderilen bir Fransa oyuncu. Fransa sistemine küsen de bir oyuncu aslında. Evet, ki Fransa sistemi o dönemden sonra değişti. Yani 2010'lu yıllarda o Nice'da, 2010 Dünya Kupası'nda yapılan grev sonrasında Fransa sisteminde de değişikliğe gidildi. Artık sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda da hem kişisel olarak yetenek, çok sağlam, yetenekli, hem de futbolda biraz daha yetenekli. Yani çünkü 2010 öncesi Fransa altyapılarında 16-17 yaşında işte 1.75-1.80 vücut kas yapısı çok yerinde bir oyuncu değilsen kabul edilmiyordun. Hı hı. Çok zordu profesyonel seviyeye atlama yapman. Griezmann da öyle bir oyuncu değildi. Ne oldu? Gitti İspanya'da bambaşka bir sistemde. Sociedad'da kanat forveti olarak başladı. Şimdi de dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Peki Arjantin'e geçelim. Süremiz daralıyor. Arjantin'de konuşmalıyız mutlaka. Tabii Arjantin deyince bir isim var ki Messi. Onun çok fazla kupa kazanmasını isteyen taraftar var. Kendisi var. Bu arada Dünya Kupası öncesinde de yani Messi'nin hiç yapmadığı kadar fazla açıklama yaptığı dikkatimi çekti benim. Çenesi düştü değil mi? Yaşlanınca artık. Şaşırtıcı, çünkü hiç genelde reklamlarda bile, Barcelona'nın zorunlu reklamlarında bile zorla oynuyordu. Zaten konuşurken de konuşmuyor. Konuşmuyor. Yani fark evet, konuşmuyor yani. Çok matah şeyler söylemiyor zaten de. Böyle bir son bir yıldır benim ama aklımdaki şey yerden tek yani açıklaması bir şey. Kupayı, hani... yani bir La Liga şampiyonluğunu tercih ederdim. Ama o biraz ucuz kaçar bence. En az iki Şampiyon Ligi feda ederdi ya. Evet, evet. Ederdi değil mi? Yani La Liga şampiyonluğu, Dünya Kupası hani şeyde tartıda çok eşit ya, Messi durmaz. Messi biraz bir fanusu. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama kupalarımdan birini bir, veririm gibi bir açıklaması bir var Şampiyonlar yani. Bir Şampiyonlar Ligi bile bence eşit durmaz. Yeterli yetmez. Değil bence de. 4 Ballon d'Or, 2 Şampiyon ama yani... Ligi. Anlaştık. Ya İspanya Ligi şampiyonluymuş, doğru mu? İspanya Ligi şampiyonluğu. Yani bizi... Böyle adak olmaz. Olmaz yani ya böyle... Yani. Biraz kıymetini bilelim bu kupanın yani de, değil mi? Futbol tanrıları sana gereken cevap verecek gibi hissettim şu an ama... Ya eğer gözündeki ama değer... Ya, bu şaşırtıcı olan şey söylediğin içeriği değil, bunları söylüyor olması turnuvadan önce bence. Öyle ama gözündeki değer de La Liga şampiyonluğu gibiyse Dünya Kupası kazanamaması çok doğal yani. Ben de böyle söylüyorum. Bayağı Iniesta La Liga kupalarına çiçek falan ekmeye başladılar. Messi'nin de çocukluğunu verelim mi, ister miyiz? Verelim Messi'nin çocukluğunu. Güzel La Liga kupaları Iniesta'nın evinde, Xavi'nin evinde böyle şey cam koyuyorlar üstüne, masa olarak falan kullanıyorlar onları. Yani Ronaldo kale mi yapıyor? Ronaldo kale yapıyor. Ballon d'Or'larla falan oynuyorlar yani. Birine hediye etti ya. Şimdi bu Dünya Kupası, Dünya Kupası dediği şey apayrı bir şey. Şampiyonlar Ligi'nin de bunun daha ötesi yok yani. Daha büyük bir adak beklerdim. Messi beni evet, ayak kırıklığına bıraktı. Bir de yani inşallah kazanamaz. Bu fona burada 3 yıldır şampiyonluk kazandırmaya çalışıyoruz. Beceremedik. Bu tarz şeyler hep ters tepiyor. Ya adamın da Şampiyonlar ters Ligi karma. Yok ama Dünya Kupası ters var. Bu fonun da. Yani Dünya evet. Kupası'nı kazanmış bir isim o sonuçta. O yüzden hani ama Arjantin için çok negatif konuşacağım. Arjantin severlerden şimdiden özür dilerim. Gruptan çıkmazsa sürpriz olmaz benim için. Evet Messi. Messi oynarsa Arjantin bir şeyler yapar ki son turnuvaların hepsinde öyle oldu. Son turnuvaların hepsinde Copa America olsun, işte Dünya Kupası olsun, iki Copa America finali, bir Dünya Kupası finali. Hepsinde Messi'nin olağanüstü performansıyla geldi. Hatta buraya gelirken de yine evet, son buraya gelirken de yardımcı oyuncu hiç yoktu. Hiç yok denecek kadar azdı. Burada Messi'nin olmadığı bir İspanya hazırlık maçı mıydı o çılgın maç? 6-0'lık maç değil mi? O yüzden Messi'ye bakıyor. Eğer Messi bir şeyler yaparsa gruptan çıkabilirler ama çıkamazlarsa çok samimi söylüyorum. Sürpriz olmayacak değil mi? Aa nasıl oldu diyeceğim bir durum olmaz. Yani evet göz alıcı bir hücum hatları var ama orta saha defansları da bir o kadar. Tabii o Messi hücumatı da olduğu için Dybala alınmadı. Acaba bu da riskli bir tercih miydi? Yani sene kadar sonra, olmasa da. Yok kadroda alındı, ama Icardi alınmadı. Muhtemelen 11'de olmayacak. Alınmadı, evet. 11'de olmayacak. Yani Messi'nin muadili olarak görüldüğü için miydi? Takımda da. Messi'nin işte benim hatırladığım sansasyonel tek açıklaması bu. Dybala hakkında görüş belirtti ya. Hı hı. Hani ben de olmasını çok isterim ama aynı pozisyonda oynuyoruz. Evet. Ben olduğumda da onu biraz daha sola atmak zorunda kalıyoruz ve olamıyor. Etkisi azalıyor. O yüzden de hani birinci ağızdan Sampaoli'yi de korumak isteyen bir açıklama. Yani burada tek güveneceğimiz, Arjantinlilerin tek güveneceği Sampaoli'nin 2010 Dünya Kupası'ndaki Şili ile
yaptığı gibi elindeki malzemeden bir küçük taktik. Şili takımı o soru, takım takım ne yani? Çok enteresan ve hatta 3-3-1-3-3 aynen öyle. Yani hani o tarz bir sihir yani yaratabilmesi ve böyle turnuva boyunca her şeyin çok yaver gitmesi, biraz kurada önlerinin açılması gibi bir tane etkenler. Bu sefer Messi bu sene Barcelona'yı da bence tek başına sürükleme konusunda artık bir master yaptı. Bakalım gerçekten uzak herhalde 2014'ten bile daha uzaklar şu an Dünya Kupası. Bence de daha uzaklar. İşte hani hep bu yani Jose Mourinho'da da gördük yarı finaller falan yapılıyor ama ya bana şaşırtıcı geliyor. Benim izlediğim Arjantin için yani yarı final, grubu, final yapacak bir Arjantin gibi durmuyor. Bu grubu ikinci bitirirlerse Fransa gelecek hemen son 16'da lider olduğu takdirde. Yani başlı başına cürcüne başlıyor daha ikinci turdan. Bakalım ya yine de ben açık açık Messi'yi bir Dünya Kupası kaldırırken görmek istiyorum. Herkes görmek istiyorum. İsterdi. O zaman Messi'yi alalım, İspanyol yapalım. Geçelim yani. Grafiklerimiz çünkü güzel. Çünkü son 5 dakika. Tamam, hani lazım. Hepimiz Messi'yi görmek istiyoruz ama bunun tek çözümü var. Messi'yi al ya Brezilyalı yap ya da İspanyol yap. Messi İspanyol olsaydı 3 Dünya Kupası olabilirdi yani ya o yüzden, bu arada. O da bu takımda olmuyor. Hiç düşünmedim bile dedi ama onunla ilgili de konuştu. Bu da enteresan. Bu kadar şey yapıyormuşuz. Arjantin Dünya Şampiyonu oluyormuş. Peki grafiklerimize geçelim. Bu Dünya Kupası'nın kadrolarında o ligden kaç oyuncu var? İngiltere'nin 23 oyuncusu da Premier Lig'de oynuyor ki. En büyük handikapları belki de. Rusya'nın 21 oyuncusu yine. Suudi Arabistan'ın 20 oyuncusu. Bu da aslında bu istatistiği çok da önemli bir şey olmadığını anlatıyor. İspanya'nın 19 oyuncusu da bir Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid avantajı var. İsveç ve Senegal'in hiçbir oyuncusu i̇şte bu istatistiğin en karmaşık olduğu yer bu. Yani. İsveç Ligi ile Senegal Ligi'ni eşdeğer görmüş yani, oluyoruz. Handikap olabilir. Bazen son Dünya Kupalarına bakıyoruz. İşte 2010 Barcelona temelli bir İspanya. Beraber oynamaya alışmış en az birkaç oyuncu vardı. 2014 Bayern Münih temelli Almanya. Bir takımın temelini... 2006 Juventus temelli öyle öyle. İtalya. O yüzden 3-4 oyunculuk bir iskeletin bile bir takımda olduğunda seni doğru diğerlerinden bir adım öne atabiliyor. O açıdan da öyle okuyabiliriz. Maaşlara göre şampiyonları da görelim güzel. Hemen. Bu güzel. Ortalama 23 kişilik kadroların ortalama maaşları. Maaş fiyatlar üzerinden gruplar olursa. Ve Brezilya İspanya'yı finalde yeniyor. Güzel bir senaryo. Çok da gerçeklik gene para konuşmuş. Yarı finalde de Brezilya, Fransa, İspanya ve Almanya'yı görüyoruz. Böyle bir yarı finalde itiraz olur mu sence? Zaten benim yarı finallerim bunlar. Bu arada zaten Arjantin'in maaşını Messi 30 milyon euro ile tek başına yükseltiyor ortalamayı. Onlar İspanya'ya en düşük eğleniyor. Hangisi? Costa Rica mı yoksa şey mi? Panama mı? 150 bin de Panama. Evet. Evet en düşük o. Ondan sonra yalnız hatta bir makas var yani. Gerçekten paraya göre yapınca bayağı oluyor. 150 binden sonra en düşük olan Peru 560 bin. Evet, bu ama gerçeği bu şimdi. Hani kimse inkar etmesin. 360. Yok 150 var ya Panama var. Panama 150 var. Hayır, Panama 150 bin tamam sonra iyi. Gayri safi milli hasılat sonra bile da... olabilir o yani. Panama için. Peru var, Costa Rica var sonra öyle sıralanıyorlar. Yani gerçekçi bir rakam olur. Devam edelim şöyle bir eski Dünya Kupalarından yansıyan ikonik görüntülerle ilgili Guardian'ın çizimler nefis var. Ya bu haksız 98 bir Dünya Kupası. Beckham'ın haksız nasıl kırmızı. Aslında bunlar vardı Beckham'ın ertesi gün. İngiliz medyası acayip Simeone miydi? Simeone. Evet. 98 Dünya Kupası. Owen'ın müthiş golüyle öne geçti. Sonra penaltılarla. Evet. Roa. Devam sonra edelim. 2012'de kıyametin kopacağına inanıyordu o kaleci. Tüm fotoğrafları çünkü getirmek istiyoruz ekrana. O yüzden hızlı hızlı biraz bu geçiyoruz. Bu ayıp. 2002 Türkiye Brezilya maçında. Ama dünya kamuoyunun bunun böyle bir evet, şarlatanlık evet, olduğunu sürekli bir şey farkında olması değil mi? Devamlı söylenmesi gereken bir şey bence zaten. Geçen bir Bleacher Report'un güzel bir şeyi daha vardı. Bununla alakalı zaten çalışması. Ya, ve işte kral geldi. Ya o güzelim logo ben çok severim İtalya 90'ın logosunu. Materazzi ile özdeşleşerek biraz logocuğuma haksızlık edilmiş. O İtalya 90 takımı da fena bir takım. Atılmış en güzel kafa golü olabilir mi bu? Evet. Zidane'ın iki Dünya Kupası golü kafayla atılmıştı. Onlardan daha güzel bir kafa. Kafaydı. Ve uçan adam. Uçan Hollandalı. Van Persie. Nefis goldü hakikaten. Yani orada uçtu. Beş, o kadar beş, uçtu. Bir daha konamadı. Bir daha konamadı. Bir daha göremedik Van Persie'yi. 5-1 bitmişti mi o maç? 5-1 bitmişti. Muhteşem İspanya'da, bir gol ama. İspanya'nın çöküşünü ilan eden maçtı. Ya oradan hocam nerelere. Real Madrid'de şahlandırdı. Peki tabii biraz da magazin bölümünü konuşmak lazım. Dünya Kupası deyince tabii ki giyilecek. Formalarda Dünya Kupası'nda merakla bekleniyordu. Tabii hepsi açıklandı. Peki bu formaları eski efsaneler giyseydi nasıl görünürlerdi?
Zidane, Ronaldinho, karizmatik görünüyorlar ve o koça. CJ Okocha. Ya Nijerya'nın formasına bayıldım. En çabuk ya biz bir türlü beğenemedik. En çabuk tükenen forma o olmuş. Bence çok güzel ya. Peki, değişik. O zaman çok çok kısa, çok az zamanımız kaldı ama Nijerya fotoğrafını da getirelim ekrana. Getirelim. Onlar da evet, takım elbiseleri Nijerya'nın. Takım elbiseleri Nijerya'nın. Bu biraz sanki toplu sünnet törenine gidiyormuş gibi bir hissiyat var yani. Burada Sultanahmet'e uğrayıp orada bir maşallah alıp. Ben bunu da beğendim ya. Bu tarz küçük dokunuşlar değişik ya işte, ilgi çekti ne güzel. Biz bir türlü beğenemedik ama galiba tüm dünyada Yusuf Kenan'la zaman, birlikte iki kişiyiz formayı şey, beğendik. Forma çok güzel Nico, ya. Bundan yaptıralım sana. Bir sonraki programda Nijerya'yı. Bu takım elbiseyle gel. Kesinlikle. Gelir misin? Tabii ki gelirim. Tamam. Sen gelirsen ben de gelirim. Anlaştık. Tamam. Ben de özellikle sizi izlerim. Nijerya forması güzel forma bu arada. Gerçekten Nijerya forması yani. Değil bu takım elbiseden yani bahsediyoruz. Nijerya forması da güzel takımı forma. Takımı da geleceğim ne olacak? Ben de beğenmedim. Sağ ol Sinem. Artık programı noktalamamız gerekiyor. Yusuf Kenan Çalık, Niko Yenibayrak çok keyifliydi gerçekten. Umarız izleyicilerimiz için de güzel, keyifli Dünya Kupası sohbeti olmuştur sevgili izleyenler. Şimdilik nokta koyuyoruz ama Dünya Kupası boyunca tabii ki bu programlarla yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın, iyi geceler. İyi geceler.